Bu barış sürecinin taraflarını, yani Kürtlerle Türkleri bir sofra etrafında buluşturmaya çalıştık. Bizim bu sürece mütevazi katkımız bu olabilir. Bu niyetle bugün buradayız. Bir ozbe ve iftara haneke ve sebebi aşitiye, ohaşitiye ve keftiye ve sebebi helasbuna bindestiye ve sebebi biratiye ku khadi biratiye me du Kur'an'a piroza gotiye. Bu gotiye innemel mu'minuna ikhvetun ve imane bile hevel emgazi Türk'a, Kürd'a, Alev'a, Acem'a diken cibuna ve biratiye haneke. Ya Rabbi teçevasel Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam te agir seni kire av o te hikayir seni çeker ve te goyana rukuni berden ve selamen ala İbrahim. Ya Rabbi te ve iftara haneke biki sebebi aşitiye kınava tamami kavmi insana da özellik bu teybeti kınava da Türk ve Kürt'a da ya Rabbi. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamın üzerindeki ateşi nasıl suya dönüştürüp onu huzura erdirdiysen bu iftarda yapılan duaları da kabul eyle ve bu barışı Türkler ve Kürtler arasındaki barışı nasip eyle ya Rabbi. Herde gelen avtışkı hanike mundakir. Yaşanan süreçte birçok acının son bulduğunu görüyoruz. Bununla beraber umarız Kürt ve Türk halkı arasındaki bu barış kalıcı bir şekilde devam eder. Çünkü yaşanan süreçte binlerce insan her iki taraftan yaşamını yitirdi, cezaevine girenler oldu, işkenceyle karşı karşıya kalanlar oldu. İnşallah bu tür acıları bir daha yaşamayız ve bu barış süreci selametle son bulur. Süreçten köylerin yakılmasından dolayı 7 yakınımı kaybettim. Ve biliyoruz ki gidenler bir daha geri gelmeyecekler ama daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Biliyoruz ki bu iş tek taraflı yürümeyecek. Herkes bunun farkında. Dolayısıyla eğer farkındaysak bir şeylerin yapılması için bizim de harekete geçmemiz lazım. Halklar arasındaki kalıcı barışı sağlayabilelim. İnşallah bununla beraber Türkiye'deki bütün halklar arasındaki kardeşlik bir şekilde inşa olmuş olur. Haydi patriot hava. Hepinize iyi akşamlar. Ben de bir çocuğumu son yaşanan çatışmalar esnasında kaybettim. 92 yılında köyümüz yakıldı ve ailemizden 5 kişi şehit düştü. Bununla beraber tabii yaşanan bu kadar çatışmalı bir süreçten binlerce insanın kaybettiğini biliyoruz. Bizim temennimiz odur ki bundan sonra hiçbir insan ölmesin, hiç kimse çocuğunu kaybetmesin. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kürt annelerini yıllardır dinliyoruz, Kürt halkını da dinliyoruz. Onların yaşadığı acıya da saygı duyuyoruz. Ama şöyle bir şey var, bu halk örgütlü olduğu için acısını daha net dile getirip ve mücadelesini daha diri yürütebiliyor. Ama bizim açımızdan bu böyle değildi. Benim yeğenim de Hakkari Yüksekova'da yaşamını yitirdi. Biz o dönemleri kendi içimizde yaşadık. O süreçte biz savaşın ne olduğunu bilmiyorduk. Yani şöyle, Kürdistan'da bir savaş olduğunu bilmiyorduk. Sadece bizde askerlik kutsal bir görevdir. Gençlerimiz askere gider, askerliğini yapar, gelirdi. Ama yeğenimle birlikte bunun böyle olmadığını gördük. Tamamıyla kendi başımıza olduğumuzu. Çünkü öyle bir şey ki hiçbir asker ailesi şöyle düşünmüyor yani. Kahramanca gitti, öldü, gurur duyuyoruz diye düşünmüyor. O dönem benim yeğenim 8 askerle birlikte yaşamını yitirdi. Ve bütün aileler şöyle diyordu. Ya bir hiç uğruna çocuklarımızı kaybettik. Biz şimdi ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Acıları içlerine gömüldü. O acılarla yaşadılar. Şöyle bir şey. Bizim bu acıyı yaşadığımızda örgütsüz olmamız bize acıyı daha da büyüttü. Ama bizim için önemli olan şudur. Biz Kürt halkına düşman değiliz. Ermeniye de, Çerkez'e de biz halkların eşitliğini savunuyoruz. Kürt halkıyla da birlikte yaşıyoruz. Türk Ermenisi'nin
Yazlı'yla da Çerkezi'yle de birlikte yaşıyoruz. Biz bütün halkların eşit ve insanca yaşamasını istiyoruz. Bu etkinlik şu açıdan önemli. Türk ve Kürt halkının bir arada barışa dua etmesi kesinlikle değerli bir şeydir bizim açımızdan. Bundan sonra da biz de insan kaybetmek istemiyoruz. Ne Kürt halkından insanlar yaşamını yitirsin, ne bizden insanlar yaşamını yitirsin. Hep birlikte halkların kardeşliği ni büyüterek yaşatalım diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Ben 94'ten eşime Kapinon'dan aldılar, öldürdüler. 5-6 tane çocuk babasıydı. Ben bu 30 yıldır ben bu Türkiye'deyim. Ben çok çektim, çok gördüm. Çok insanları işkence ettiler. Benim beyim kurdur diye aldılar, öldürdüler. Hemen 4 tane oğlum da askeri yaptırdılar buradan. İçimiz yandı, kimsenin içini yanmasın. Artık barış istiyoruz, barış istiyoruz, adalet istiyoruz. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Roboski meselesinin üzerine yatıramaz. Roboski meselesinin üzerine yatırılarak Kürtlerle sayıcı bir barış yapılamaz. Öbür taraftan haklı ya da haksız yaptığınız bir köprünün adını Alevilerin sevmediği bir ismi koyarak Alevilerle sayıcı bir barış yapamazsınız. Hak ve adalet mücadelemizi sonuna kadar ve arayışımızı sonuna kadar sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bu şeyler, bu sofralar, bu kardeşlik atmosferler, işte Türkiye'nin farklı kesimleriyle bir araya gelerek, konuşarak, uzlaşarak sorunlarımızı çözme örnektiğimiz çabamızla elbette ki bu İslam'ın o barışçıl kavramını yere indirmek açısından, uygulamaya dönüştürmek açısından çok önemli örnekler. Göç eden insanlar, onlar o dramı yaşamış ve ne kadar zor olduğunu onlar biliyor. 6 ay ev aramışım. Nice telefonlar yüzümden kapandı. Kurt olduğum için, nerelisin Batmanlıyım diye tarak telefonu kapatıyordu. Ondan sonra kapılar kapanıyordu. Bize ev vermiyorlardı, hor görüyorlardı, dişliyorlardı. Ama bu acılara rağmen bu kadar bunca acılar yaşandı ve yaşadık. Bu acılara rağmen yine de diyoruz hiçbir anan gözyaşına akmasın, hiç kimse ağlamasın, kardeş olalım, bir muzayıkız, bir halkız, hepimiz birlikte birlik barabarlığı yaşatalım. Devletimizi kim istemiyorsa milletçe bu devleti zorlayalım, barışa zorlayalım. Başka bir alternatifimiz yoktur. Hepimiz insanız, insanca yaşamak istiyoruz. Birlik, barabarlık olsun, insanlık olsun. Dünya geniştir, hepimize yetiyor. Yıllardır bigane kalınan, ilgilenilmeyen, görülmeyen, duyulmayan bir olay vardı. Bir Kürt meselesi vardı. Bugün şu anda da hala bakın bunu yaşıyoruz. Saraçhane'de 2 tane iftar var. Bir tanesinde diğer kardeşlerimiz, aynı bizim camiamızın insanları. Bir tarafta da bizim bulunduğumuz şu mekan. Ama orada Mısır için, Suriye için, efendim Filistin için, sınırlarımızın dışındaki mazlumlar için barış istenirken, adalet, özgürlük istenirken, sınırlarımızın içindeki mazlumlar yıllardır görülmediği gibi bu gecede görülmemiş. Allah görenlerden etsin hepimizi diyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cevahun dızanın nave barışı, aşitliği, şikas, doymere hoştu.
adam olmalı. İnşallah yavrum, inşallah. İnşallah varız olacak. İnşallah varız olursun, inşallah. İnşallah biz yani çok yani elini uzatırsın, Allah büyüdü yine olur, evet. Şimdi biz çok gördük, biliyor musun? Çok gördüm yani. Evet, bizim ailem, benim babam ailesi yaktılar yani. Öldürdüler, yaktılar, bizim cenazede verdiler. Yine biz barış istiyoruz. Biz barışına, barışa elini uzatıyoruz. Biz hiçbir şey istemiyoruz, barış istiyoruz. Sağ canım benim, çok sağ ol. Hadi yavrum, hadi.